Haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Arkadaşlarım anlattılar. Bir kez de ben uyarılarımı yapayım. Filiz'in menüsünde eksik hiçbir şey yoktu gördüğünüz gibi. Masası da tamdı. Onun için 3 ila 10 arasında bir değerlendirmede bulunacaksınız. Sizler yazmaya başlayın. Ben de menüsünü hatırlatayım sevgili Filiz'in. İlk olarak çatal çorbasıyla başladık haftaya. Ardından pazı sarması vardı muska şeklinde. Yoğurt da getirdi ara yemek olarak. Ana yemeğimiz acılı yağlı bir tavuktu. İçi mantar, ıspanak dolgulu. Yanında sebze garnitürleri vardı. Salata olarak ananas yatağında çilekli, avokadolu karışık bir salata getirdi. Enginar kalbide eşlik etti. Ve son olarak da Şam dürüm tatlısıydı. Kaymak eşliğinde. Aa şunu beğenmiştim veya beğenmemiştim diye tam aksi de olabilir. Puanı değiştirmek isteyen ben var. Ben değiştirmek istiyorum zaten. Peki tabii ki şu an öyle bir hakkımız eskisini var. Eskisini söylememe gerek var mı? Hayır ama açtığında soracağım. Okey o zaman direkt yanına yazıyorum. Siledebilirsin parmağıyla, direkt yanına da izleyebilirsin nasıl istersen. Başka değiştirme hakkımı kullanmak istiyorum diyen var mı? Seda, Oğuzhan, Gülşah? Yok, hayır, teşekkür yok. Sizler eminsiniz. Evet. Pekala. O zaman hemen yarışmacıya dönüyorum. Kaç bekliyorsun Filiz'cim yemeklerine? 8'den aşağı beklemiyorum. 8'den aşağı beklemiyorsun. Masamla birlikte. Bakalım öyle mi olacak? İlk olarak da haftanın ilk puanı Seda'dan geliyor. Evet Seda'cığım, aç ve yüksek sesle söyle lütfen tam karşıya doğru. 7. 7? Evet. Kapatabilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir puan. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nelerden kırdın? Çorbayı beğenemedim. İçinde mercimek göremedim. Başka neyi arkadaşlarımın aksine. Tavuktaki o tat, yani çok tat yoktu. Sululuğu güzeldi fakat tadı çok yoktu. Garnitürleri beğenemedim. Sen 7'ye ana yemek dahil değil mi verdin? Ben salataya verdim. Ben salatayı çok beğendim. Ekşiliği falan tam benlikti. Salataya verdin. Başka neye verdin? Salataya verdim. Tavuğun sosuna verdim. Masaya zaten 3 puan otomatikman veriyoruz. Ben... Peki kaç puan verdin salataya? 2 verdim. Salataya 2 puan evet, verdin. Aa ne güzel. Teşekkür ederim. İnşallah bütün benim... hafta öyle yaparsın. Salatayı ilk defa duyuyorum bu programda. Sevindim. O ayrı da. Yani tatlar zaten benim. Ha ben ana yemeği de beğendin diye yüksek verdin zannettim. Ben özellikle salatayı çok beğendim. Ana yemeğin sosunu çok beğendim. O sosa 1 puan verdim zaten. Sosa verilebilir evet, doğru. Evet genel olarak bütün emeklerine karşılık. Peki sebze garnitürlere falan? Ona veremedim. Ara yemek? Dolma. Ara yemekte zaten Hazısa. Bana pirinci çok pişmiş. Hayır yani benim ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ara yemeği beğenmedin, ana yemeği de tam beğenmedin. Ana yemeğin sosuna, salataya, emeğine 7 puan. Evet. Güzel. İnşallah bütün yarışmacılar böyle davranır. Maşallah. Yani çünkü çok bol puanlı o zaman. Yani yapmak istemem. 7 puan güzel verilemez diye demiyorum. Hani az şey beğenmişsin, bu kadar yüksek vermişsin. Ama salatayı çok aşırı beğendim. O zaman salatalara abanın sosu... arkadaşlar. Yüklenin salatalara. Yani ben o tadı çok seviyorum. Peki ana yemeği beğenseydin kaç puan verecektin? Ana yemeği beğenseydim ona da 2 puan. 9 yani zaten... puan. Hayır hayır yani sen... Hayır. Ana yemekte salataya aynı mı senin puan? Bu da mı 2 puan? Siz eleştiremezsiniz efendim. Bir saniye Usta. Ana yemekte salatanın puanı aynı mı? 2 de verirdim dedin. Değil ama bu salatanın bence 2 puanlık bir tadı var. Normalde 1 puan bu salata evet, o kadar ben, güzel ben, tutuyorsun. Ananasın içinde olması, ananasın ve enginar kalbinin içime yani tadını alabilmem benim Anladım. Çok hoşuma gitti. Peki. Tam benim damak tadıma uygun. Ne güzel, afiyet olsun. Güzel bir şey. Yedim. Afiyet olsun. Ve, salatalarınıza büyük önem ve özen gösterin. Ve şunu da eklemek olsun. İstiyorum Zuhal Hanım müsaadenizle. Sosundan ekstra istedim. Sosu da çok evet, beğendim. Sosu çok güzel. Yani tavuğa sosu koyduğumda oradan bir lezzet geldi. Geldim. Yok genelde yarışmacılar bu kadar az verince daha düşük veriyorlar da ben onun için merak ya, ettiğimden emeğine dolayı. Emeğine hakkına saygı duymak lazım sağ olsun. Bütün haftada aynı performansı evet, hani, görürsün sizlerden. Gelip önümüze fırlatmadı güzel bir şekilde getirdi bunlar da çok önemliydi. Yani servisler de hoştu. Benim puanım peki. Geldi. Teşekkür ederim. Bakalım Onur değiştirmişti puanını kaçken kaç yapmış birazdan göreceğiz. Evet Onurcuğum, sen de puanını paylaş lütfen. Benim puanım 6. Teşekkür ederim. Beşgen 6 yapmışsın. Evet, beşgen 6 yaptım Zuhal Hanım. Benim biliyorsunuz tavuğumdan kıkırdak çıktı, tatlımdan çok anlam veremediğim bir şey çıktı. Niye yükselttin sonra? Ne geldi aklına? Emeğine de karşılamasına da puan vermek istedim. Normalde verdiğim puan sadece tavuğu ve sosun uyumuna ve tatlının bence yani hamurunda olmamasına rağmen şerbet dengesinin iyi olmasına bir puan verdim. Bir puan da emeğine verdim. Peki. Evet, bakalım Oğuzhan'dan kaç puan gelecek? Evet Oğuzhan, sen de paylaş lütfen. Kendisine 4 veriyorum. Aa,
4 mü kapatabilirsin? Sonuna düşük kadar. Düşük olmadı mı 4 sonuna, ya? Sonuna kadar Filiz Hanım bunu hak ediyor. Filiz Hanım'a burada kesinlikle bana hain demesi, eleştirmesi vesaire puandan çok uzak. Ben tamamen burada yemeğe odaklı, aldığım lezzetler, servisler, hatalar, lekeler vesaire. Ben çok güzel, hoştu servis diyor, her şey ben, çok ben güzel. Ben buraya bunun için geldim. Ben servisi ben çok hoş olduğunu düşünmüyorum. Gerçekçi olduğum için belki de bu puan rahatsız ediyor. Lütfen bitirebilir miyim? Bir şey demedim. Lütfen. Siz evet, bence puanlamanızı zaten doğru bir şekilde evet yapmadınız. Sen de mi kafa sağladın onu soracaktın. Yanlış mı geldi sana 7? Ben zaten bilmiyorum. İzleyicilere gerçekten bırakıyorum. Bu menü, yani bu kadar bu menü yapılan hatalar tartıştığımız ve hiçbir şey. Özellikle siz Seda Hanım birçok şey kalkıp 7. Gerçekten kamera şakası gibi bir şey. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama 4 de çok kesinlikle, az. Ben şunu 4 kesinlikle az değil. Ben kendi çorbasından düz dedim, kırdım. Ara sıcağınızdan tabaklama siz değil, domates değil bilmem ne ondan kırdım. Ben kırdığım her şeyi söyleyebilirim. Masam tam değil miydi? Bakın lütfen masanız tamdı. Tamam. Bir puanınızı, tavuğunuzun karnabaharını zaten saymıyorum. Karnabahar zaten benim için bir şey değildi. Tavuğunuz için 0,5 ve salatanız için 0,5 bir puanınızı. 0,5 ikisi mu? Başka hiçbir şey değil. Bir puan ikisine toplam verdim. Onun harici tatlınız da zaten yoktu. Hiçbir şeyiniz yoktu. Değil mi? Yani gerçekten yoktu. Değil mi? Bakın siz bu puanı sonuna kadar gerçekten hak ediyorsunuz. Ben burada daha iyisini yapan olursa fazlasını cani gönülden gerçekten vereceğim. Şu kasıtlı. Çok bakın kasıtlı verdiğim bir puan kesinlikle değil. Çok da rahatım. 4 düşük oldu. Olmaz. Kalbinin ekmeğini yiyeceksin. Filiz Hanım o kadar çok rahatım ki. Emin ben buraya yemek yemeye geldim. 4 mü yani? Yemek yorumlamaya geldim. Gerçekten. Bakın emeğinize saygı duyuyorum. Eksik menülere 4 veriliyor Zuhal Hanım. Evet. Evet, eksiklere. Eksiklere veriliyor galiba. Nazem tavuğu beğendi 0,5 yerine bence en azından benim kendi söylemlerinden yola çıkarak 5 verebilir en azından. Servisinizdeki lekeler vesaire. Zuhal Hanım benim puanım bu. Değiştirmek istemiyorum. Teşekkür yok, ederim. Zaten değiştirmez. Değiştirmez zaten. Değiştirmek yasak. O başta oldu. Okay. Benim puanım bu. Sonuna kadar çok rahatım zaten sonuna kadar. Teşekkür sonuna ederim. Kadar rahatım. Size bir tane rahatım şey ki. Bakın o kadar rahatım emin ki. Emin ol. Emeğe hiç saygın yok. Sen de 2,5 saat boyunca yarışacaksın. Ben de senin masana geleceğim. Ama senin yaptıklarını yapmayacağım. Eğer yaptığın yemek gerçekten peki lezzetliyse gerçekten ben puanımı vereceğim. Böyle olmaz. Ve sen, bunu istiyorum. Ben birinci olsan da ben mutlu olurum. Bitirebilir miyim? Bitirebilir miyim? Kendi masamda konuşamıyorum. Lütfen bitirin. Lütfen. Lütfen. Sizin masanızda ben saygılı davranacağım. Bakacağım ki her şey tamam, menünüz tamam, masanız tamam. Siz buraya resmen geldiniz, bileylendiniz. Dediniz ki Filiz Hanım birinci olmasında kim olursa olsun. Kesin olur. Ama ben sözümün arkasındayım. Herkes kalbinin ekmeğini yiyecek. Kesinlikle katılıyorum. Evet, devam etmek durumdayız. Son puan gelecek Gülşah'tan. Evet Gülşah, son puan da senden gelsin. Benim puanım 6. Teşekkür ederim. 6 kapatabilirsin. Emeğinize sağlık öncelikle. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Ben 1 puanı tavuğunuza verdim. 1 puanı emeğinize verdim. Teşekkür ederim. 1 puanınızı da sarmanıza verdim, öyle söyledim. Tadı sarmanıza verdim. Ama onun dışındaki lezzetler çok bana uyum sağlayamadı açıkçası. Eksiklikleri vardı çünkü çorbanız keza öyle. Tuzsuzluğu, çok duru bir çorbaydı. Yani duru derken sanki üzerine sonradan su eklenmiş. Söylemiş. Tatsız, evet. 8 çıkmadı Filiz, bekliyordun evet, ama 7 geldi. Evet. O çorbanın evet. Öyle olma nedeni de yarma biliyorsunuz. Evet. Piştikçe su çekiyor. Onları konuştuk zaten. Evet. Eline emeğine sağlık. Sizlere Filiz Hanım'dan olsun. Korkun bence Oğuzhan Bey. Evet. Kimseden korkum yok. Ben sadece yemeğimi yapacağım, yemek konuşacağım, yemek yiyeceğim. Bu kadar. Peki, iyi akşamlar efendim.